Üriner sistem 3. deste başlıyoruz. Böbrekler olaylarından hangilerini gerçekleştirebilir? Vücudu boşaltım maddelerinden temizleme, temel görevi zaten amonyak ve türevlerinden kurtarma. Metabolizma sonucu oluşan atıkları vücuttan atma yine aynı mantık. Kan pH dengesini ayarlama, proton ve bikarbonat salınımıyla bunu çok rahat bir şekilde yapabiliyor. Geri emilim ve salgılama dengesiyle cevabımız E seçeneği olur. Tabii ki elektrolit dengesinden bahsedebilirsiniz, eritropoyetin üretmesinden bahsedebilirsiniz, vitamin üretmesinden bahsedebilirsiniz, uzun süreli açlıklarda karbohidrat dışı maddelerden glukoz üretmesinden bahsedebilirsiniz. Böbrekler böyle bir yer. Hatta bazı hormonların da yıkım yeridir. Böbrek bölümlerinden meydana geliyor. Bu bölümlerin dıştan içe doğru dışta korteks, ortada medulla, içeride öz bölgesi yani pelvis var. Korteks, medulla, pelvis, dıştan içe. Bu tarz sorularda ne kaçıyor biliyor musunuz? İçten dışa dıştan içe düzgün okumadığınızda dikkatten kaçıyor. Lütfen çok dikkatli olun. Çok kolay deyip küçümsemeyin soruyu ama çok da ciddiye almayın. Sadece yapmanız gereken şey güzel ve düzgün okumak. Peki hocam dıştan içe korteks medulla 2-1-3 olacak cevabımız B seçeneği. Nefron kanallarında ilerleyen sıvının bileşiminde bulunan maddelerden hangilerinin yoğunluğunda artış gözlenebilir? Yani aslında mantık şu. Miktar olarak düşünmeyeceksiniz, yoğunluk olarak düşüneceksiniz. Siz birçok maddeyi geri eme 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 gidiyorsunuz ama bazı maddeler tüpte sürekli bir derişimi artıyor. Çünkü da diğerlerine göre daha az emiliyor. Dolayısıyla buraya baktığınız zaman bir de gözlenebilirlik sorusu ya. Mesela sodyum ve klor bu şekilde olabilir. Üre bu şekilde olabilir. Neden sodyum ve kloru da dahil ettin hocam? Çünkü aşırı derecede tuzlu beslenmişsindir ve tuza ihtiyacı yoktur vücudunun. Dolayısıyla ne yapacaktır? Hani başka maddeler emilirken bunlar mesela daha az emilecek ve kanallardaki derişimi, yoğunluğu artacak. Bunu kısmi basınç olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar kafanız karışıyorsa. Cevabımız E seçeneği olur. Salgılama ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Nefronu saran kılcal damarlardan nefron kanallarına doğrudur. Bakın şimdi şöyle yapalım nefronu. Nefronun etrafında ne vardı? Kılcal damarlar vardı ve siz zorla kılcal damarlardan maddeleri tüplere atıyorsunuz. Doğru. Nefron tübüllerinden bu tübülleri saran kılcallara bazı maddelerin geri alınması geri emilimdir. Glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne madde geçişine de süzülme denir. Cevabımız yalnız bir olur. Bir nefronda Bowman kapsülü distal tübül proksimal tüp bölümleri bulunur. Bu bölümlerden hangilerinde nefron kanallarına proton salgılanabilir? Proton salgılanması da kan pH için önemli bir durumdur. Biz zaten Bowman kapsülünde bir süzülme olduğunu biliyoruz. Bunu geçtim. Ama distal ve proksimal tübüllere salgılamalar gerçekleşebilir arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Şöyle çizilmiş iki tane ok. Neye doğru? Kanallara doğru. Cevap 2 ve 3 olur. Böbrek atar damarında bulunan bir molekül böbrek toplar damarında rastlanmadığı tespit ediliyor. Bu molekülle ilgili ifadelerinden hangileri doğru olabilir? Şimdi bizim bir böbreğimiz var arkadaşlar. Bu böbreğin atar damarında bir X maddesi var. Toplar damarda bu X maddesi yok. Nerede diyor bu madde? Şimdi böbrek tarafından farklı bir maddeye çevrilmiş olabilir. Mesela işte D vitaminin sentezi için ona gelen bir madde D vitaminin son halini almıştır. Artık o madde yoktur gibi düşünebilirsiniz. Yani bu bir teorik bir bilgi tabii. İdra ile atılmış olabilir. O zararlı bir maddedir. Böbrek onu görmüştür. At gitsin demiştir. Ya da nefron tübül hücreleri kendisi bir şekilde kullanmış, harcamıştır. Dolayısıyla o maddeyi yok edebilecek aslında çok şey var. Ya çevirirsin ya atarsın ya kullanırsın cevap E seçeneği olur. Bowman kapsülündeki süzüntüde moleküllerinden hangileri bulunabilir? Süzüntü, filtrasyon, basınçla, Bowman kapsülünde glomerüs kılcalarında madde geçişi mantığında su, sodyum, üre üçü de olabilir hocam. Basın üreye takılıyor öğrenciler ya bu sonuçta karaciğerde üretildi ve atılması için ya da değerlendirilmesi için böbreğe gönderilecek hocam. Dolayısıyla cevap E seçeneği olur. Hangisine sağlıklı bir insanın idrarında rastlanmaz? Artık bu tarz sorulara çok dikkat etmeniz lazım. Seçenekleri sürekli değiştirebilirler. Çünkü i̇şte glukoz, aminoasit vesaire gibi maddeler de yazabilirler. Ama bir insanın arkadaşlar, süzüntüye al yuvarı geçmez geçiyorsa bir yerinde kanama var demektir. Ya da idrarında kan olmasını beklemiyorum. Yine aynı mantık. Su, ürik asit, üre, amonyak. Hepsi olabilir ama al yuvar gibi trombosit gibi fibrinojen gibi protrombin gibi bu tarz şeyleri istemiyoruz arkadaşlar. Varsa problem var. Üreterde bulunan bir moleküle yapılarından hangilerinde rastlanabilir? Üreter neresiydi hocam? Şimdi bak nefron bu. Nefrondan şöyle idrar damla damla havuzcukta yani pelvis'te biriktiriliyor. Pelvis'te tam nereye denk geliyor işte bu şekilde üreterle buluştuğu yer olsun. Dolayısıyla şimdi ben üreterin içindeyim. Şuradayım. Hmm, peki yani böbreğin dışına çıktım artık güzel. Üreterde bulunan bir madde nerede rastlanabilir? Ya geriye geriye gideceksin ya ileri doğru gideceksin. Şimdi bu X maddesi buradaysa ben bir geriye doğru gittiğimde pelvisin içerisinde olabilir. İdrar toplama kanalı içerisinde olabilir. Henle kulbu, işte distal tübül değil mi? Distal tüp bak. Peki devam edelim hocam. Proksimal tübün içerisinde olabilir. Bolman içerisinde olabilir. Getirici da olabilir. Yani geriye doğru gittim. O madde oradaysa Diğer taraflarda da olabilir dedim. Rastlanabilirlik sorusu cevap E seçeneği olur. Böbreklere ait bölümlerinden hangilerinde idrar birikir? Damla damla idrarın biriktiği yer pelvistir hocam. Pelvis havuzcuk demek cevap C seçeneği olur. Peki buradan geri emilim olur mu? Hocam sağlıklı bir insanın pelvisinde geri emilim olmaz. İdrar oluşumunun aşamalarından biri de salgılamadır. Yani sekresyon, yani aktif boşaltım. Salgılama nefron tübüllerine yapılmaktadır. Görselde nefronun bazı bölümleri gösterilmiş. Buna göre salgılama ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Tübülleri saran kılcallardan nefron kanallarına bazı maddelerin verilmesi. Yani burada kılcallar vardı ve ben zorla bunların içerisinden bazı maddeleri tübüllere atıyorum. Ve ne diyordum? Tübülün içerisinde kalan bir madde idrar olacak idrara karışacak diyordum. Zararlı maddelerin enerji harcanmadan değil enerji harcanarak atılmasıdır. Glomerulus kılcallarından Bowman kapsüne bazı proteinlerin sızması değildir hocam. Sızma salgılama değildir. Sizin damarlarınızdaki bir maddeyi zorla nefron kanallarına vermenizdir. Cevap yalnız bir olur.